Tipik olmayan fayda fonksiyonlarının bir diğer örneği, tüketicinin tükettiği X ve Y mallarını tamamlayıcı mallar olarak tanımladığımız durumdur arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi tamamlayıcı mallar birlikte kullanılan ancak birbiri yerine geçmeyen iki malı tanımlar. Otomobil ve benzin örneğinde olduğu gibi tüketici tamamlayıcı malları birlikte kullanarak fayda elde eder fakat bu malları birbirinin yerine ikame edemez. Bu nedenle tamamlayıcı mallar için ikamenin sıfır olduğu, marjinal ikame oranının MRS'nin sıfıra eşit olduğunu peşinen söyleyebiliriz. X ve Y mallarının tamamlayıcı mallar olması durumunda fayda denklemi de minimum AX virgül BY şeklinde ifade edilir. X ve Y'nin tamamlayıcı mallar olması bunların kullanımında sabit bir oranının olduğunu, yani Y bölü X oranının sabit olduğunu ifade eder. Bu özel durumda tüketici mallardan sadece birinin tüketimini arttırdığında bu toplam faydayı hiçbir şekilde etkilemez. Malların tüketimleri ancak aynı oranda arttırılırsa veya azaltılırsa toplam fayda düzeyinde değişiklik olur arkadaşlar. X ve Y mallarını tamamlayıcı mallar olarak seçtiğimizde çizilecek fayda fonksiyonları bir L harfi şeklinde olur arkadaşlar. Yani 90 derece açı yapan bir görünüme sahip olur. Bu türden fonksiyonları Rus asıllı Amerikalı iktisatçının adıyla Leontief tipi fonksiyon olarak da adlandırabiliriz. Şimdi iki örnekle Leontief tipi fayda fonksiyonlarını daha ayrıntılı inceleyelim. Solda gördüğünüz ilk örneğimizde fayda fonksiyonunu u eşittir minimum x virgül y şeklinde tanımlamışız arkadaşlar. X'in ve y'nin katsayılarının aynı olduğunu görüyoruz. Yani ikisinin de başında görünmeyen bir var. X ve y değişkenlerinin katsayılarının eşit olması bu malların tam tamamlayıcı mallar olduğunu ifade eder. Tam tamamlayıcı mallara güzel bir örnek olarak sağ ve sol tek ayakkabıları verebiliriz. X ve Y mallarını tam tamamlayıcı mallar olarak kabul ettiğimizde X malını sağ tek ayakkabı, Y malını sol tek ayakkabı olarak örneklersek sağ tek ayakkabıdan bir ve sol tek ayakkabıdan da bir adet bulundurduğunda elde edeceği fayda bir numaralı fayda eğrisinin ifade ettiği kadar olacaktır. Eğer X malının kullanım miktarını birden ikiye çıkarıyorsa bunun anlamlı olabilmesi için Y malının kullanım miktarını da aynı oranda arttırıp ikiye çıkarması gerekir arkadaşlar. Bakın ekranda görüldüğü gibi X'i 2, Y'yi de ikiye çıkardığınızda B noktasına geliyorsunuz ve B noktası daha yukarıda, orijinden daha uzakta bir fayda eğrisi, yani 2 numaralı fayda eğrisinden bahsediyorum. 1'e göre daha yüksek bir fayda ifade ediyor. X malının kullanım miktarını 3'e çıkardığımızda ve Y'yi de aynı şekilde 3'e çıkardığımızda bu defa da C noktasına geliyoruz. C noktası da daha yukarıda, daha yüksek bir fayda ifade eden bir farksızlık eğrisi üzerindedir. Farksızlık eğrilerinin şekli neden L harfi biçiminde, neden 90 derece açı yapan biçimde? Bunu şöyle anlayabiliriz arkadaşlar. Varsayalım ki A noktasındayız ve bir çift ayakkabının faydasını elde ediyoruz. Tüketicimiz, temsili tüketicimiz X malı tüketimini birden ikiye çıkarırken Y malı tüketim miktarını birde tutsa, yani D noktasında olsa bu nasıl yorumlanır? Çok dikkat edelim. D noktasında tüketicinin elinde 2 birim X malı ve 1 birim Y malı vardır. Yani 2 adet sağ tek ayakkabı ve 1 adet sol tek ayakkabı vardır. D noktasında temsili tüketicimizin X malından 2 birime sahip olduğunu görüyoruz. X malından 2 adet. Y malındansa 1 adet tüketim yapabiliyor. Yani sağ tek ayakkabı sayısı 2 iken sol tek ayakkabı sayısı hala 1'de tutulursa bu tüketicinin elde edeceği fayda, yani D noktasında elde edilecek fayda A noktasında elde edilen faydadan farklı olmayacaktır. Çünkü fazladan sahip olduğumuz ikinci birim X malı, yani ikinci birim sağ tek ayakkabı tüketiciye ilave bir fayda sağlamayacaktır arkadaşlar.
X malı tüketiminin artmasının fayda üzerinde etkili olabilmesi için, faydayı arttırabilmesi için Y malı tüketiminin de aynı oranda arttırılması gerekir. Bakın X'i birden ikiye çıkardığımızda Y'yi de birden ikiye çıkarabilirsek B noktasına geliriz. Ve bu da iki çift ayakkabı faydasını ima eden ikinci farksızlık eğrisi üzerine bizi taşır. Benzer şekilde E noktasına bakacak olursak, E noktasında tüketicimizin elinde 3 birim X malı var. Buna karşılık 1 birim Y malı var. Bu durumda fayda hala 1 birim Y malına denk gelen bir çift ayakkabının faydasıdır. Yani tüketicinin sahip olduğu fazladan ikinci ve üçüncü birimlerin faydaya bir katkısı yoktur. X malının tüketimini birden 3'e çıkarırken Y'nin tüketimini de birden 3'e çıkarabilirsek, yani X ve Y'yi aynı oranda arttırabilirsek C noktasına geliriz ve C noktası üçüncü fayda eğrisinin ifade ettiği fayda düzeyini tüketiciye sağlar. Fayda fonksiyonunda yer alan X ve Y mallarının katsayıları bu örnekte görüldüğü gibi birbirine eşit değilse arkadaşlar, bakın X'in katsayısı 2 ve Y'nin katsayısı 1 olarak tanımlanmışsa mesela, bu durumda X ve Y mallarına tam tamamlayıcı mallar değil, sadece tamamlayıcı mallar diyoruz. Tamamlayıcı mal ikilisi olarak temsili tüketicimiz çay ve şekeri birlikte tüketiyor. Yani şekerli çay içiyor ve şekerli çay içerken her bir bardak çay için iki şeker kullanmayı tercih ediyor. Çay içmesinin koşulu yanında iki kesme şekerin bulunmasıdır diye düşünebiliriz. Fayda fonksiyonunun U eşittir minimum 2xy şeklinde tanımlanması durumunda faydaya katkı açısından 2 adet x'in 1 y'ye eşit olduğunu anlamalıyız arkadaşlar. Bir önceki örnekte x y'ye eşittir derken şimdi 2x y'ye eşittir. Bakın bunu şöyle daha sayısallaştırarak inceleyebiliriz. Çay ve şeker analojisini kullanırsak bir bardak çay 2 kesme şekerli, 2 bardak çay 4 kesme şekerli ve 3 bardak çay da ancak 6 kesme şekerle tüketilebiliyor. Bu değerleri eksenlerde yerine koyarak Leontief tipi fayda fonksiyonunu geometrik olarak gösterebiliriz. 1 birim çay, 2 birim şekerle ve 2 birim çay, 4 birim şekerle birlikte tüketilebiliyor. X malı 1 birim ve Y malı 2 birim tüketilirken tüketici A noktası üstündedir ve A noktası da 1 numaralı fayda fonksiyonunun üstünde olduğu için 1 numaralı fayda fonksiyonunun ifade ettiği fayda elde edilir. X malının sayısını birden 2'ye çıkardığımızda Y malı tüketim miktarını da 2'den 4'e çıkarırsak arkadaşlar B noktasına gelmiş oluruz. B noktasında tüketici A noktasına kıyasla daha yüksek bir fayda elde eder. Çünkü 2 numaralı fayda fonksiyonuna ulaşmış olur. Bakın bunları şu aşağıdaki sayılar üzerinde de inceleyebiliriz. Fayda fonksiyonu U eşittir minimum 2xy şeklinde tanımlandığına göre A noktasına bakarsak A noktasındaki tüketici X malından 1 birim ve Y malından da 2 birim tüketmektedir. Dikkat ederseniz parantez içindeki iki değer de birbirine eşittir. Yani 2x 2 çarpı 1 2'dir ve y de 2'dir. Dolayısıyla 1 birim x'in ve 2 birim y'nin ifade ettiği fayda elde edilmektedir. Benzer durum B noktası için de geçerli. Bakın B noktasındaki tüketicinin x malı tüketim miktarı 2'dir. Faydaya katkı 2 çarpı 2'den 4. Y malı tüketim miktarı da 4'tür. Fayda fonksiyonlarının 90 derece yaptığı noktalarda parantez içindeki fayda değerleri daima birbirine eşittir. C noktasına bakarsak, C noktasındaki tüketicinin X malından şöyle vurgulayabilirim, 3 birim, Y malındansa 2 birim tüketme imkanına sahip olduğunu görüyoruz. Bakın onu
yine yerine yazarsak C noktasındaki tüketici X malından 3 birim, buraya 3 yazıyorum. Ve Y malından da 2 birim tüketme imkanına sahip. Bakın 2 çarpı 3 6 yapacağı için ve burada da Y eşittir 2 olacağı için fonksiyondaki bu minimum ifadesi parantez içindeki küçük sayı faydayı belirler anlamına geldiğine göre C noktasında yani şu noktada parantez içindeki küçük sayı Y ile ilgili olduğuna göre Y'nin karşılığı olan 2 birimin tayin ettiği fayda derecesini belirleyecektir. Yani bu tüketici 2 birim Y malına denk gelen kadar fayda elde edecektir. A noktasında bulunan bir tüketicinin sahip olduğu X malı miktarını birden 3'e çıkardığını varsayalım. Yani tüketicinin 3 birim X malına sahip olduğunu varsayalım. Buna karşılık Y malı miktarı 2'de kalsın. Bu durumda tüketici C noktasında olacaktır. Ancak C noktasının kendisine sağlayacağı fayda A noktasından farklı olmayacaktır. Çünkü X ve Y malları tamamlayıcı mallar olduğu için X malı tüketim miktarı artarken Y malı tüketim miktarı artmıyorsa ki C noktasında böyle, fazladan sahip olunan X malının tüketiciye herhangi bir katkısı olmayacaktır. Çünkü tüketici ikinci bardak çayı ve üçüncü bardak çayı ancak gerekli miktarda şekere sahipse içebilmektedir. Bu durumda bir birim olan çay 3 birime çıktığında fazladan elde edilen bu 2 birimin tüketiciye fayda anlamında bir katkısı olmayacaktır. 2 birim şekerin tarif ettiği fayda kaçsa ki bir numaralı fayda fonksiyonuna denk geliyor, tüketici aynı faydayı elde etmeye devam edecektir. Dolayısıyla C ve A noktalarının faydaları aynıdır. C noktasında bulunan tüketicinin X malı tüketim miktarı 3 birim olabiliyor. Y malı tüketim miktarı ise 2. Fakat Y malı tüketim miktarı 2 iken X'ten fazladan sahip olunan ilave 2 birim tüketiciye bir fayda sağlamayacaktır. İşte bu denklemlerdeki minimum ifadeleri bunu anlatmaktadır. Şöyle ki X yerine 3 yazdığımızda, Y yerine 2 yazdığımızda, 2 ile 3'ü çarptığımızda 6 ve Y'nin değerini de 2 olarak koyduğumuzda bakın 2 ve 6. Bu iki değerden hangisi küçükse ki burada küçük olan 2'dir. 2'ye karşılık gelen Y malının tüketim miktarı faydayı tayin edecektir. Yani Y'nin 2 birim tüketildiği durumdaki fayda X'in tüketim miktarı kaç olursa olsun toplam fayda düzeyinin belirleyicisi olacaktır. Parantez içindeki küçük sayı faydayı belirler demek bu demek arkadaşlar.